20 Kasım'da Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının katılacağı bir görüşme tertiplenmişti. Ama Azerbaycan çifte standart uygulamak ve taraf tutmakla eleştirdiği Amerika'ya res çekti ve bu görüşmeye katılınmayacağı duyurdu. Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Azerbaycan topraklarını işgaline ses çıkarmayan Amerika Birleşik Devletleri barışı hatırladı. Ancak Ermenistan'ı suçlamak yerine Azerbaycan'a tavır aldı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Karabağ'ın geleceği adlı oturum yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu bakan yardımcısı James O'Brien konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış imzalanmadan Azerbaycan'la normal ilişkilerimizin olması imkansız dedi. Obriya'nın sözlerine Azerbaycan sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan'ın uluslararası hukuka ve barış sürecine yalnızca Karabağ Savaşı'ndan sonra değil, 30 yıllık işgal döneminde de sadık kaldığı belirtildi. Arabulucu ülke statüsündeki Amerika Birleşik Devletleri'nin ise istikrarsızlık yaratan ve saldırgan taraf olan Ermenistan'a hukuka uyması yönünde tek bir uyarı dahi yapmadığına dikkat çekildi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Karabağ'daki ayrılıkçı sözde rejimi desteklediği hatırlatıldı ve bu taraflı tutumun hala sürdüğü vurgulandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaklaşımı arabuluculuk rolünü kaybetmesine yol açabilir. Bu koşullar altında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları düzeyinde 20 Kasım günü Washington'da planlanan görüşmeyi mümkün görmüyoruz denildi. Azerbaycan benzer tepkiyi Fransa'ya da göstermişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekim ayında İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan'la planlanan çoklu zirveye gitmekten son anda vazgeçmişti. O zirvenin katılımcıları arasında Ermenistan destekçisi Fransa yer alırken, bölge ülkesi Türkiye davet edilmemişti.